Çocuğunuz uyuyakalmadan 15 günde onunla birlikte tarih uzmanı olmak ister miydiniz? Hatta takımınıza bir isim de buldum. Tarih meraklıları. Evet, belki tarih ciddi bir iş ama neden eğlenceli yapmayalım? Sadece hikayeler ve haritalar olmayacak. Çubuk dondurmanın icadını bile öğreneceğiz. Kaşifler, dansçılar, kötü karakterler ve filler. Evet, filler. Oraya sonra geleceğiz. Tarihi yudumla, çiğne ve yut. Üzerine dökebilirsin. Hadi başlayalım. İlk gün heyecanlı olmalı. Merak etme, yanında olacağım. Uzmanlığının ilk gününe hazır mısın? Sadece senin bildiğin bir oda düşün. Karanlık, gizli bir sığınak. Burada istediğin gibi oynayabilirsin. İşte mağaralar da bu karanlık odalar gibi. Daha doğrusu tam olarak öyle olmasa da bir dağın içindeki karanlık oda. Atalarımız da bu karanlık odalarda, yani mağaralarda yıllarca oynamışlar. Hatta resimler çizmişler ve ateşin başında birbirlerine bir sürü hikaye anlatmışlar. Ama bizim şu an sahip olduğumuz neredeyse hiçbir şeye onlar sahip değildi. Mesela arabaları yoktu. Kıyafetleri, ojeleri, futbol topları ve kekleri. Yahu kek olmadan yaşanır mı? Neyse, peki onlar bu kadar şeyi, yani şu an sahip olduğumuz bu kadar şeyi nasıl buldu ve bize sundu dersin? Musluğu kendin açabiliyor musun? Veya duşa girdiğinde suyun sıcaklığını ayarlayabiliyor musun? Okul çantana mutlaka su koyuyorsundur. İşte bir şehir kurarsan da mutlaka aklında olsun. Suyu unutma. Çünkü vücudumuzun suya nasıl ihtiyacı varsa, şehirlerin de, imparatorlukların da öyle ihtiyacı var. Su sayesinde yiyecekler yetiştirirsin, aç kalmazsın. Atalarımız da çok zekiymiş. O yüzden biraz sonra anlatacağım dünyayı da iki su arasına, yani iki nehrin arasına kurmuşlar bu dünyayı. Adı da zaten iki nehir arasındaki toprak demek. Yani Mezopotamya. Mezopotamya'da çok güçlü bir imparatorluk vardı. Adı Babil İmparatorluğu'ydu. Buranın başkentinin adı da Babil'di ve toprak adında küçük, meraklı, senin gibi bir çocuk yaşıyordu orada. Hatta bak, 9. sayfadaki haritada toprak nehrin kenarında kayıkta. Arkadaşları da kıyıda kumdan kale yapıyor. Arkalarındaki aslan da, aslan da neyin nesi? Aa, bir de gökyüzüne uzanan basamaklı upuzun bir şey var, bir bina var. Şehir mi var orada? Sular akıyor etrafından. Bir sürü de basamak var. Oranın adı sanırım Babil. Ama hemen 9. sayfaya bakıp bundan emin olalım, ne dersin? Ah, toprak arkadaşlarıyla en tepeye çıkmış ve keşke burada neler olup bittiğini anlayabilseydim demiş. Neyse ki tarih meraklıları iş başında. Ona sen anlatmaya ne dersin? 8. sayfadan başla. Haritayı gördün mü? Sayfayı çevir. 9 ve 10. sayfaya bir bak. Bu sayfalarda Mezopotamya'daki korkutucu savaşçıları, tarihteki ilk kadın hükümdarı, kocaman boğa ve aslan heykellerini bulacaksın. Adını soyadını kalem kağıda yazıyorsun ya, işte o yazıyı kimin icat ettiğini 10. sayfada görünce çok şaşıracaksın. Peki bizim şu oynadığımız arabalar, onların tekerlekleri yok mu? Bu tekerlekleri kim icat etti? Onu da yine bu kitapta, hem de çok şaşıracağın bir alanda bulacaksın. Hadi tarih meraklıları, kitabın ilk kısmına başlayabilirsin. Okurken suyunu da unutma.
Tarih meraklıları iş başında. Epsilon Yayın Evi'nin Tarih Atlası bugün sana ve ekibine yardımcı olacak. Arkadaşımız toprağın başı dertte ve kurtulması için senin yardımına ihtiyacı var. Hırsızlar bir yolunu bulup dünya için çok önemli bir tarih eseri çalmış. Hem de tarihteki ilk yazıyı. Yani çivi yazısını çalmışlar. Aman Allah'ım. Eskiden insanlar çamurdan yaptıkları tabletlerin üstüne işaretler kazıyıp yazı yazarmış. O yüzden de adı çivi yazısıymış. Hatta birbirlerine mektup bile yollarlarmış. Tabii o zamanki postacılar bu kadar ağır tabletleri taşıyabildiklerine göre bayağı güçlü olmalılar. Hatta kil tabletin bir örneğini Tarih Atlası'nın 10. sayfasında görebilirsin. Hayal ettiğin gibi mi? Bak bakalım. Göreviniz çalınan eseri bulmak tarih meraklıları. Toprak arkadaşımızın duyduğuna göre hırsızlar bu eseri Babil adında bir şehirde saklıyormuş. Hatta bir Sümer kralının koştuğu günde yazılıymış bu tablette. Sen ve ekibin bu eseri bulabilir. Ama nasıl? Şimdi 8. ve 9. sayfayı açıp işe koyulalım. Birlikte bu hırsızları yakalayıp çivi yazılı kil tableti kurtaracağız. Tam kitabın 8. sayfasını açtım ki o da ne? Sol alt köşeden üzerine koşarak gelen bir adam var. Hemen yana çekil. Az kalsın size çarpıyordu. Arkasından bağırdın. Hey, dikkat etsene. Adam koşarken cebinden bir kağıt düşürmüş. Toprak adamın düşürdüğü mektubu alıp okuyor. Mektupta şöyle yazıyor. Ben Shulgi, koşan kral. Halkım babamı çok severdi ama ben halkıma ne kadar güçlü olduğumu göstermek için bir şey yaptım. Bu büyük günü kil tablete çivi yazısıyla yazdırdım. Ve bu yaptığım şey... Kağıt burada yırtılmış ama Shulgi'nin ne yaptığını 8. ve 9. sayfada bulabiliriz. Yeah! Belki bu bizi bir sonraki ipucuna götürecek. Hadi gel diğer sayfalara bakalım. Kral Shulgi'nin ne yaptığını bulabildin mi? Bulamadıysan üzülme. Belki kitabın yanında değildir ama hiç merak etme. Çünkü Shulgi'nin ne yaptığını hemen söyleyeceğim. Shulgi çok güçlü ve atletik bir kraldı. Sümer İmparatorluğunu yönetiyordu. Bir gün ne kadar güçlü ve atletik olduğunu halkına kanıtlamak istedi. Bunun için de koşmaya başladı. Evet evet koşmaya. Şehrin bir ucundan diğer ucuna koştu. Kaç saat koştu biliyor musun? Tam 15 saat. Yani diyelim ki evinden okula her gün servisle 30 dakikada gidiyorsun. İşte Kral Shulgi bir günde senin tüm ay boyunca okula 30 kere gidip geldiğin süre kadar koşmuş. Tarih meraklıları hırsızların peşindesiniz. Ama Sümer Kralı Shulgi'nin koştuğu günkü tableti hırsızlar nereye götürdü? Toprağın bir fikri var. Sümerliler Mezopotamya'daki ilk halklardan biriydi. Ama onların çok korkunç ve güçlü bir rakipleri vardı. Babililer. Korkutucu savaşçılardı ama bir sürü saklanacak yeri olan kocaman bahçeler de yapmışlardı. 8. ve 9. sayfanın ortasında bu kat kat kocaman bahçeyi görüyorsun. Ne dersin? Hırsızlar burada olabilir mi? Toprak biraz önce o bahçelere giren şüpheli birkaç kişi gördüğünü söyledi. Hadi gelin Babil'in asma bahçelerini keşfedelim. Hırsızlar için çok iyi bir saklanma yeri olabilir. Gözünü bu bahçede dört açmalısın. Şapkanı da unutma. Çünkü her yer orman, her yer bitki. Hadi gel hırsızların peşine takılalım. Tarih meraklıları Babil'in bahçesinde. Bu bahçede neler yok ki? Babil kralı 2. Nebukadnezar çok iyi bir kralmış. Nereden mi biliyorum? 9. sayfanın en altında yazıyor.
Babil'i yakıp yıkıldıktan sonra yeniden inşa etmiş. Hayret verici binalar ve asma bahçeler yaratmış. İşte bu asma bahçe hırsızlar için çok iyi bir kaçış yeri olabilir. Aa, hışırtılar geliyor. Eğer 9. sayfanın ortasındaki bu kocaman katlı asma bahçeye dikkat ettiysen belki hırsızları da görürsün. Bakalım, sen onlara bakarken ben de Babil halkını anlatayım. Sadece iyi birer bahçıvan değil, aynı zamanda korkutucu ve güçlü savaşçılarmış. Aa, o da ne? Nehirden hırsızlar tekneye binmiş kaçıyorlar. Mısır'a kaçıyorlar. Hadi koş yetiş. Bak orada boş bir tekne var. Ama acele etmelisin. Hırsızlar karşıya geçmek üzere. Yetişmek için ne kadar vaktin var biliyor musun? İşte burada Babil halkı sana yardım edecek. Çünkü sadece iyi birer savaşçı değillerdi. Aynı zamanda matematikte de çok iyiydiler. Hadi gereken zamanı hemen hesaplayalım. Şimdi karşıya, yani karşı kıyıya 400 metre uzaktasın. Ve kayığınla 2 dakika içinde orada olmalısın, yoksa hırsızlar kaçacak. Tarih meraklıları kayığa atlasın. Kürek çekmeye başladın. Şimdi matematiğini kullanma sırası. Karşı kıyıya 400 metre uzaktasın ama kürek çekerken saniyede 5 metre gidiyorsun. Yani nehirde yol alıyorsun. Hırsızlar da 2 dakika içinde karşı kıyıya geçecekti. Yani 2 dakika içinde onlara yetişebilecek misin, yetişemeyecek misin? İstersen burada dur ve hesapla. Hadi hesabı birlikte yapalım. 1 dakikada 60 saniye var ve tarih meraklıları eğer her saniye 5 metre kürek çekiyorsa o zaman 1 dakikada 300 metre kürek çekmiş olacak. Eğer hırsızlarla aranda 2 dakika varsa onlar karşı kıyıya varmadan... Evet, doğru bildin. Siz karşı kıyıya hırsızlardan önce çıkmış olacaksınız. Tebrikler. Karşı kıyıya hırsızlardan önce çıktınız ve kil tableti kurtardınız. Artık kil tableti ait olduğu yere, yani müzeye geri götürebilirsiniz. Peki bu yeni çıktığınız kıyıda, yani Mısır'da yeni maceralara hazır mısın? Epsilon Yayın Evi'nin Tarih Atlası kitabıyla Tarih Meraklıları Mısır Macerası'nda. Eski Mısır'ın gizemli ve büyüleyici diyarında zamanla geriye yolculuk edeceksiniz. Bu podcast çocuklar, öğrenciler ve bilgiye susamış herkes için idealdir. Muhteşem Tarih Atlası kitabının yaratıcıları Epsilon Yayın Evi tarafından size sunulan bu podcast... Kitabın sayfalarına hayat vermek için tasarlandı. O halde arkadaşlarınızı ve ailenizi toplayın ve bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Ve işte buradayız. Eski Mısır'ın kalbinde. Tarih meraklıları, yani sen ve ekibinin bugünkü görevleri... İnsan başlı, aslan vücutlu, efsanevi yaratık Sphinx'in sırlarını ortaya çıkarmak. Bir başka görevin ise kayıp firavunun mezarına giden yolu bulmak. Ve son olarak zamana karşı yarışıp eski yazı, yani hiyeroglifleri çözmek. Biz bu büyüleyici hikayeleri keşfederken Epsilon tarafından hazırlanan Tarih Atlası kitabınızda harika çizimleri ve haritaları takip edebilirsiniz. Henüz bir kitabınız yoksa internetten veya bir kitapçıdan satın alabilirsiniz. Hadi tarih meraklıları, iş başına. İlk durağımız Keops piramidinin efsanevi bekçisi Büyük Sphinx. Eğer gözünde canlandıramadıysan Tarih Atlası'nın 15. sayfasını aç. Bu inanılmaz anıt binlerce yıldır piramitlerin üzerinde nöbet tutuyor. Onun hakkında halen bilmediğimiz birçok şey var.
tarih meraklıları ekibi Sphinx'in altında gizli bir oda olduğuna dair söylentiler duydu. Şimdi o odayı bulacağız. Gizli girişi açmak için Sphinx'in bizzat kendisinin bize soracağı bir bilmeceyi çözmemiz gerekecek önce. Dikkatle dinleyin. Sphinx soruyor. İşte bilmece. Ateşten doğduğum, hem veren hem de alan, hayatın kaynağını ve yıkımı getiren benim. Ben neyim? Bu zor bir soru. Biraz yardım edebilir misin? Unutmayın, hayat veren ve aynı zamanda yıkıcı olabilecek bir şey arıyoruz. Düşünelim. Evet bu doğru. Cevap, güneş. Güneş, dünyadaki tüm yaşam için enerji sağlamakla birlikte yoğun ısısı ve radyasyonuyla zarar da verebilir. Harika iş maceracılar. Gizli odanın gizli girişi artık açık. Odayı keşfederken tarih meraklıların bir misafiri var. Mezarına dönüş yolunu kaybetmiş bir firavun. Yardımımıza ihtiyacı var. İpuçlarını takip ederek ve yol boyunca eski Mısır kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinerek antik Tebes kentinde gezinmemiz gerekecek. Tarih meraklısı ekibinin firavunu dinleme yerine götürmesine yardım edebilir misin? Firavunu dinlenme yerine götürürken aynı zamanda yol boyunca eski Mısır'ın özelliklerini dinleyeceğiz. En önemli özelliklerinden bir tanesi, firavunların yani yöneticilerin öldükten sonra hatırlanmak için her şeyi yapmış olmaları. Yani anılarının, hatıralarının yıllarca, yüzyıllarca hatırlanmasını istemiş. Ve sanırım doğru yöntemi izlemiş. Baksana, halen onlardan bahsediyoruz. Büyük Giza piramidini de Keops adında bir firavun yaptırmış. Piramitlerde neler yoktu ki? Hazineler, gemiler mi? Neyse, evcil hayvanlar mesela, kuşlar, kediler, köpekler. Eski Mısır'da katipler bile vardı. Yani her şeyi papirüs adında bir ağaç yaprağına yazan, kayıt tutan insanlar. Tarih atlasında katipten de görebilirsin. 13. sayfada nehrin kenarında elinde kalemle oturmuş. Hatta 10 numaralı açıklamada kendisinden bahsediyor. Zeka gerektiren matematik bulmacalarını da papirüslere yazarmış. Milattan önce 1550 yılında yazdığını düşünürsek, bakalım hesaplayalım bunu bugünden kaç sene önce yapmış olabilir? Hesabın doğru mu? Doğru olup olmadığını ekip arkadaşına sor bakalım. Biz eski Mısır'ı dinlerken firavun da dinlenme yerini buldu. Bize teşekkür edip yanımızdan ayrıldı. Bugünün macerasındaki son görevimiz Tanrıça Isis'e adanmış bir tapınakta bulunan antik hiyerogliflerin şifresini çözmek. Hiyerogrifler dediğimde korkma. Çünkü aslında bildiğimiz alfabe. Resimlerden ve sembollerden oluşuyor. Eski Mısır'ın alfabesi yani. 2000 yıl çözülememiş. Neyse ki geçtiğimiz yüzyıl çözüldü de biz de şimdi sırrı ortaya çıkartmak için kullanabileceğiz. Hazırsan 14. sayfayı aç bakalım. Burada hiyeroglifleri göreceksin. Yapman gereken adını hiyeroglifleri kullanarak yazmak. Nasıl mı yapacaksın? Şöyle düşün. Diyelim ki ismin Efe. Önce E harfine. Yani o hiyeroglife gideceksin. Sonra F harfine. Sonra da yine E harfine döneceksin. Bu sayede bir sırrı açığa çıkartacaksın. Adını hiyerogliflerle yazmış olacaksın. Eğer ismini yazdıysan sırrı çözdün demektir. Artık hiyeroglifleri kullanabiliyorsun. Şifreyi çözdün ve sırrı açığa çıkarttın. Tebrikler! Sırrı çözdünüz ve tapınaktan çıkabileceksiniz. Maceranın sonuna geldiğimizi sanmayın. Önümüzdeki bölümde Yunan medeniyetini yani bambaşka bir dünyayı keşfedeceğiz. Bu keşiften küçük bir ipucu versem, güçlü tanrı ve tanrıçalar olacak. Hatta kahramanlarımız inanılmaz yaratıklarla savaşacak.
eğlence dolu bir yolculuk olacak. Eminim bu kocaman macerada sen de yer alacaksın ve kaçırmak istemeyeceksin. Podcast'imize abone olmayı ve bu eğlenceye arkadaşlarını ve aileni katmayı unutma. Bu bölümde anlatılanlar Tarih Atlası'nın sadece küçük bir kısmıydı. Eğer sen de macerayı büyütmek ve daha da eğlenmek istiyorsan Epsilon'un çıkarttığı Tarih Atlası'nı satın alabilirsin. Bir sonraki maceramız için yakında Antik Yunanistan'da görüşmek üzere. Keşfetmeye, merak etmeye ve tarihin muhteşem dünyasını öğrenmeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın maceracılar.